Evet haftanın maçında Fenerbahçe Konya mücadelesinde ilk yarıyı konuk İttifak Holding Konya takımı 35. dakikada Bötücün'ün kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. Zor bir maç o kesin iki takım açısından da. Fenerbahçe yine son haftalardaki gibi dinamik başladı pozisyonlar da buldu. Konya Spor ilk kaleyi bulan vuruşunda golü kaydetti. Golde bakacağız takım oyunu programında bir faul var mı yok mu biraz görüntü üzerinden detaylandıracağız ama hem taktik anlamda hem oyuncuların mücadelesi anlamında korakor bir karşılaşma oluyor değil mi hocam ne dersin? Valla bir şey söyleyeyim mi? Maç bir sefer Konya önde tamam ama ilk 45 dakikadan çok keyif aldım. Onu söyleyeyim. Şöyle keyif aldım. İki takım da yapmak istediklerini belli bir şekilde, belli bir planda yapıyorlar. O çok yani hani Mevram Kayra Saldım Çayıra değil. değil hem Fenerbahçe değil. hem Kendi Konya, doğrularını uygulamaya çalışıyor. İkisi de çok doğru işler yapmaya çalışıyorlar. Ve çok keyifli bir maç izliyorum. Teknik ve taktik olarak çok keyifli bir maç izliyorum. Konya gol attı ama bu maçın sonu... Fener'in lehine biter, Konya'nın lehine biter, berabere biter her şey olur. Ama inşallah ikinci yarı da böyle olur. Hakem de iyi götürüyor bence. Ben maçtan bak bir sıfır maç ama çok keyif aldım. Hani öyle bir çok da gel gitti bir maç değil. Ama hakikaten hazırlanışı, yapılışı, pozisyonları filan çok doğru bir maç. Çok kaliteli bir iki takım seyrediyorum evet. hocam. Onu söyleyeyim. Ee... Yani hani var ya böyle işte plansız değil yani takımlar. Mesela bugün Galatasaray maçı izledim. Şimdi karşılaştıralım. Mesela Galatasaray maçı öyle bir maçtı mesela Galatasaray takım olarak çok kötü. Çok kötü bak. Kaybettiği için değil. Ama oyun olarak, kafa olarak değil. Mesela Gaziantep öyle değil. Gaziantep takım olarak, görüntü olarak, oyun olarak her şey olarak dengeli oynayan bir takım. Her şeyi belli. Oynadı ve Galatasaray'ı yendi. Galatasaray kötü ama bu maç öyle değil. Bu maç iki tarafta çok şey. Yani mantıklı işler yapıyorlar, doğru işler yapıyorlar. Tamam 1-0 Konya galip ama maçın sonu ne olur bilmiyorum. E, Fenerbahçe'nin sahaya iyi yayıldığını, iyi top yaptığını, paslaşmaların yaklaşık %80'ini rakip yarı sahada yaptığını e, görüyoruz. Tamam da, tamam da, tamam da. Konya tamam, daha mı hiç belli tamam. etmeden tamam böyle da, hocam, etkili, etkili, etkili bak, ataklar bak, bak, yapıyor bak, değil mi? mi? Söylüyorsun tamam da Konya takımının top kullanma tekniği Fener'den üstün. Çok, çok bak. Çok uyumluyu götürüyorlar işte. Çok. çok. Yugoslav Ekoli var ya Yugoslav o, Ekoli. O Yugoslav Ekoli. Çıkalişi. Bayağı var. Yani Konya Spor'a top geldiği zaman topu kullanmaları, hücuma çıkışları, geri gelişleri çok farklı. Hocam. Evet hocam. Ha diyeceksin ki Fener daha fazla oynamış o beni ilgilendirmiyor. Ama Konya Spor'un top kullanma tekniği ve becerisi Fener'den fazla. Bunu söyleyeyim. Oyunun %61'i orta sahada geçmiş. Ee, zaten öyle orada bir mücadele var hocam. Orada bir mücadele var. Orada fazla Konya, orada fazla Fenere tavır göstermiyor ortada. Kendine çekiyor. Kendi 30 35'ten sonra kapatıyor. 30 35'ten sonra kapattıktan sonra çabuk çıkıyor. Yani <laughs> Fenerbahçe %30 35'e kadar çekiyor kendi sahasına. Oraya çekiyor orada müsaade ediyor. Ama o topu orada yakaladıktan sonra çok iyi top kullanan oyuncuları evet, var. 2'ye bir, üçe bir, üçe 2, 4'e 3, e 3, e e 3 falan. Orada otomatik çıkıyorlar. oynuyorlar bazı şeyler. Evet, Ezbere orada... yapıyorlar. Tık, Ama tık, orada tık, tık. top tekniği işte. Doğru hocam. Bir hücum e, rakamlarına bakabilir miyiz e, arkadaşlar? Bugün e, Mesut Özil ilk 11'de başladı. E, Şu ana yani... kadar yok. <laughs> Değil mi? Şu ana kadar yok. 6 şut denemesi var 3'ü isabetli Fenerbahçe'nin. 3 denemeden ikisi isabetli Konya Spor'un. E, 13 kez Fenerbahçe 10 defa da Konya Spor rakip ceza sahasında topla buluşmuş. E, Konya ceza alanı içinde Fener buluştuğu zaman Fenerbahçeliler e, Konyalılar daha fazla oluyor bayağı bir fazla olduğu oluyor. Yerde iki kişiyle şey yani oluyor. daha fazla oluyorlar. Öyle buluştuğun zaman Fenerbahçe bir şey yapamaz. Ancak Fenerbahçe tabii kaçtan bilmem neyle kenara indirip gelirler. Seki gelemediler şu ana kadar. Mesela tabii yedek kulübesine bakalım. Kimler var? Pelkas var. Berisha var. Eee Ozan Perkastan, Perkas'tan Arda. Novak girdi. Arda var. Bak Pelkastan Arda. Arda etkili olabilirler Konya'ya. Evet. Çünkü Pelkastan Arda Konya'nın dilinde top oynayan iki futbolcu. Adam eksiltme becerileri var. Konya Spor'un dilinde top oynayan iki oyuncu. ha Girerlerse o zaman bazı şeyleri fark ettirebilirler. Gibi geliyor bana. Yine e, Rahmalovic gibi Konya'nın da hani hücum silahı olarak etkili olan bir ismi var. Kenarda Mihalak var. Ama Konya'nın şu hoşuma gidiyor Konya'nın bir oyun peli. Herhalde olsun teknik direktörlerine e Hocam sıralamadaki yeri gösteriyor. Yani herhalde olsun teknik direktörlerine adam çocuk daha doğrusu genç kardeşim getirdi. Belli planını oturtturdu götürüyor. Evet Şu anda da ikinci. Demek ki bakıyorum ilk yarıya Konya ikinciliği hak etmiş durumda. Ender'cim doğru mu? Ettoler bu bu, bu bu Yani boşuna gelmiş bir takım değil. değil. Burada olmaları tesadüf değil. Yani şey. hak etmiş ikinci. Ee, değil, onu görüyoruz. Şimdi tabii, ha, tabii bu, bu maça kazanır, kaybeder, berabere kalır. O ayrı bir yola. ya, O farklı bir şey. Ama oyun mentalitesi, oyun şekli filan bir şemali var takımın. E, son e, maçlarda dört galibiyet, bir beraberlik bir serisi var İsmail Hoca'nın ve bazı şeyleri artık yerine oturtabildiğinden bahsettik. Bu 45 dakika içinde aynı şeyleri söyleyebilir miyiz yine o hani ben sana bir şey söyleyeyim mi? o düzen içinde oynuyorlar İsmail, dediğiniz için soruyorum. İsmail soruyor. eski eski şekle göre yeni şekilde İsmail iyi şeyler yaptı. Bunu söyleyeyim. Kolay değil bunlar. Değil. Ama hem de bunu yaparken de bayağı risk alarak yaptı. Mesela Beşiktaş'ın altyapıdaki şu andaki teknik direktörü o riski alamıyor bir türlü cesaret edip ama İsmail alıyor. Emirhan Arda. Tabii ya. ya yani Beşiktaş'ın o altyapıdan gelip altyapıya önem veren teknik direktörü o riskleri alamazken İsmail altyapıdan gelmemesine rağmen bayağı riskleri alarak bazı güzel şeyler yapıyor. Yani İsmail bu takıma bir şeyler verdi. onu söyleyeyim. Çok net. Doğru. Çok net. Ha ne kadar verdi veremedi o tartışılır. Çünkü belli bir yerden sonra geldi İsmail ama bu takıma Fenerbahçe takviminde bayağı bir şeyler verdi. İrfan Oyun de şeklinde de bayağı bir şey var. Yetenekli oyuncu şimdi İrfan rakamlarını görürken aklıma geldi görüntüsü ekrana yansıyınca. Ama bir türlü o e, tamam yani o çok yetenekli, çok ince toplar atıyor, çok değerli e, işler yapabiliyor. Fakat güçsüz, fizik olarak dinamik değil e, ee, yani bazen verdiği paslarda da o güçsüzlüğü hani siz bazen diyorsunuz ya vitaminsiz diye o da hissediliyor. Oysa daha fazlası var İrfancan'ın cebinde. Onu bir türlü yapamadı. Neden? E, fizik kalitesi yeterli değil hocam. Güçsüz. Ya şimdi sana bir şey söyleyeceğim ya. Aslında bunlar konuşulmaz gibi geliyor ama konuşmak lazım bunları. İrfancan Fenerbahçe'ye transfer oldu imzala. Dördüncü, beşinci güne evlendi. Ya gene evlen. Fark etmez, kaçmıyor. Ama sen Fener'e geldin artık. Evli, mevli bırak kardeşim ya. Sen Fener'le evlendin. Sen Fener'le evliliğini düşün. Sen Fener'le bir on sene evlilik yapmayı düşün. On sene sonra boşanmayı düşün. Senin böyle evlilik falan olacak şey değil. Diyeceksin ki ya ne var yani evlilikte? Yani bunu niye konuşuyorsun? Ama biz bunları konuşurken Şimdi İrfan Can'a bakıyorsun. İrfan Can hem konuşuyor hem hem konuşuyor hem konuştuğu kadar oynamıyor. Hem konuşuyor. Sakatlıklardan falan bir türlü tam randıman veremedi. Hocam futbolcu sakatlanmaz. Vesalar aldı vesaire. Hocam profesyonel futbolcu sakatlanmaz biliyor musun? Darbe dışında. Hocam ayağın kırılırsak ama profesyonel futbolcu sakatlanmaz. Sakatlanmaz hele bu şartlarda ya. Sakatlanma. Hocam profesyonel futbolcu sakatlanıyorsa. Ben bakıyorum kasık ağrısı. Ben bir futbolcu bir futbolcu hakkında ismini vermeyeyim. Kasık sakatlığı ben de geçirdim. Bu e, fazla kendine bakmamaktan, fazla seks yapmaktan filan dedim. Beni dava etti ve kazandı davayı Türkiye'de. Hocam şu anda oynamıyor tabii. Bir futbolcu diyeyim. Hocam Kendine bak Atatürk'ü sakatlanmaz Ender. Bu kadar basit ya. Ha ayağın kırılır. Allah'ım Onlarca sakatlanmaz. Bana kasık, işte diz bağları, işte bilmem ne olmaz ya Ender. 36 binmiş bu arada biletli seyirci. Müthiş. Yaklaşık 40 bin demişti bizim muhabirimiz de. Ee, davetliler şunlar bunlar vesaireler düşününce 40 bin iyi rakam. Çok ama güzel maç oluyor ya. Ben ikinci yarıda da güzel olacağını zannediyorum. Bir de hedefi olan bir maç. Evet. Öyle ya da böyle. 5 puan fark var. Fenerbahçe kazansa 2 puanla yenilecek. Aynı Şimdi, şekilde Konya kazanırsa bu sefer... ...yiderli arasındaki Tabii. puan farkı 4 koruyacak. maça yenilecek. 8 maç kala 4 maç On ikiye yenilecek. Güzel maç. Ve ikinci, güzel bir ikinci yarı izleyeceğiz. Evet lütfen. öyle gözüküyor. Peki biz e, değerli izleyenler... ...yavaş yavaş sözü skorboarda bırakalım. Çünkü... Bir hareketlilik var soyunma odası koridorlarında. Önce skorboard ardından takım oyununda 70, birlikte olacağız. 58-50, 70-58-50. Şu anki o skorla. Tabii. Trabzon, Konya, Fener. 70-58-50. Yani hocam sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir maç ki hepsi Trabzon'a yarıyor. Konya Ko, Konya, Tabii, kazanırsa, Konya değil. kazanırsa yaramıyor <laughs> evet. Yine de Trabzon'a yarayacak. Bakalım Bizim. evet e, nasıl bir ikinci yarı olacak? E, i̇lk yarısı e, baya e, mücadele dozu yüksekti. Keyifli bir ikinci yarı bekliyoruz. Ben böyle bir şey görüyorum? Yani Alanya 49, 49, 48, 47, Madana 46 Demir'sim, orası 48. öyle gidiyor. Yani olacak şey değil ya. O ikincilik yani, üçüncülük birlen, mücadelesi 2, 3, 4, enteresan. felaket. Evet hocam. Hem Galatasaray da hem bu karşılaşmayı konuşacağız. Tartışmalı pozisyonlar var. Tek tek bakacağız hepsine. Fenerler, şeyler Trabzonlar şimdi kimi tutuyor. <laughs> Bilmiyorum. Feneri. Ama onlar daha rahattır herhalde artık. Yok yani 4 ya. maçlık, beş maçlık. Ne plak. olursa olsun hocam bu işler böyle. Doğru hocam hiç şeye girmeyecek Doğru, doğru. Fener ya şey Trabzon Ferhal'sın kardeşim der. doğru, doğru. doğru. Peki skorboard'a bırakalım sözü. Takım oyununda birlikte olacağız.